Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için trabzanlarımızı çalışacağız. Trabzanlarımızın ilk kurmasını, sıralamayı, renk değiştirmeyi ve kenar ayarlamasını sizlerle birlikte e, bu videomuzda çalışacağız. E, amacımız yeni başlayan arkadaşlarımıza daha kolay bir şekilde e, nasıl öreceklerini anlatmak ve onlara yardımcı olabilmek. Umarım arkadaşlarımıza, kardeşlerimize fayda olabiliriz bu videomuzda e, şunu da hatırlatmak istiyorum dilediğiniz renklerle dilediğiniz sıralarla örerek istediğiniz e, örgülerde kullanabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz, diz örtüleri örebilirsiniz, atkı yapabilirsiniz. Bakınız bu boyutlardaki atkılar çok güzel olur. Şuralardaki görmüş olduğumuz bir zincirin olduğu yerden saçaklar yaparak gayet güzel bir çalışma elde etmiş olabiliriz. Evet yani hayal gücünüze bağlı olarak ne yapmak isterseniz bu modelimizde yapabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya ve trabzanlarımızı çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Öreceğimiz örgümüzün boyutu ne kadar olacaksa ondan biraz fazla zincirimizi çekelim. Sonrasında trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Hangi örgüde kullanacaksanız örtülerde, çanta, kırlent ne isterseniz örgümüzde örebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte başlangıcını ve renk değiştirmesini yapalım. Bakın zincirimizi çektim. modelimizi uygulayacak yeterlilikte. Tığımı alıyorum. Geriye dönerek başlıyorum saymaya. 1 bakınız. 2 3 4. Dördüncü zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bir defa başını doladım. İki defa da alıyorum bakınız önce doladığımı ve içinden çıkarttığım ilmeğimi şöyle örüyorum daha sonra zincirimi ve yandaki trabzanımı aynı anda alıyorum bir tane trabzanımızı bu şekilde ördük bu ikili trabzanda ördüğümüz şimdi bakın işlemimizi yine aynı şekilde yapıyorum bir defa tığımın başını doluyorum hemen sıradaki zincirin içerisine giriyorum aynı zincire yapmıyorum sıradaki zincirin içerisine giriyorum tığımın başını bakın şu şekilde giriyorum ipimi alıp geçiriyorum başını doladığım ve çıktığım ilmeğin her ikisinin içerisinden geçiyorum ve kapatıyorum 3 tane trabzanımız olmuş oldu şimdi araya bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinci zincirin içerisine gelerek başını doladığım tığımın ucunu girdiriyorum ve başlıyorum hem çıktığım ilmeği hem başını doladığım ilmeğin her ikisini aynı anda alıyorum. Daha sonra zincirimizden devam eden ve diğer trabzanımızı ördüğümüz ilmeğin her ikisini de birlikte alarak kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine giriyorum. İkisini aynı anda alıyorum. Sonra ikisini aynı anda alıyorum. İki tane trabzanın bu şekilde örülmüş oluyor. Bir sonraki zincirime batıyorum her ikisini birden örüyorum daha sonra diğer iki örüyorum bakınız 3 trabzan ve 3 trabzan oldu arada birer tane zincirimiz olacak üçüncü trabzanı her birine farklı zincirimizi ördükten sonra üçüncü trabzanın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum bakınız bir zincir tığımın başını doluyorum aşağıdan bir tane zincir atlıyorum yukarıya zincir çektiğim zaman aşağıdan bir tane zincir örülmedik bakınız örmediğimiz zincirimizi atlıyoruz bir sonrakine batarak ilmeğimi alıyorum her ikisini çekiyorum ve diğer ikisini çekiyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki zincirimin içerisine giriyorum ikisini alıyorum diğer ikisini Üçüncü kez tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincirimi batıyorum. Her ikisini örüyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız zincirimi çektikten sonra aşağıdan bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirin içerisine giriyorum. Ve örüyorum. Bakınız. Bir sonraki zincirin içerisine batıyorum. Bir ve iki. Bir sonraki zincirin içerisine batıyorum. 1 ve 2. 3 tane trabzan olduktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir zincir atlıyorum. Diğer üçlü grubumu örmek için hemen başlıyorum. 1 Yanındaki zincire batıyorum. 2 Bir sonraki zincirimde örüyorum. 3 3 tane trabzanımızı ve aralarında birer zincirimizi bu şekilde örerek zincirimiz ne kadar büyükse o kadar aynı işlemi yapalım ya da öreceğimiz örgümüzün boyutu ne kadar ve ne zaman yeterli geldiyse o zaman bırakalım şimdi ben biraz daha zeminimizin üzerine 3 trabzan ve birer zincirimi örerek ilerliyorum Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız 3 tane trabzan, 1 zincir yukarıdan, 1 zincir aşağıdan şeklinde düzgün bir şekilde ördüm. Şimdi ikinci sıramıza başlamaya hazırız. Dilerseniz ipimizi değiştirebilirsiniz. Dilerseniz aynı ipimizle devam edebilirsiniz. Şimdi ben aynı ipimle devam edeceğim. İleride biraz büyüttükten sonra ipimizi değiştirmeyi de gösteriyorum. Şimdi aynı ipimizle geçişimizi yapalım. 3 tane trabzanımızın üçüncüsünü ördükten sonra zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekelim. Çekmiş olduğumuz 4 zincirden sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir zincirin içerisine gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. 3 tane trabzanımı bu kez bu zincirimin içerisine örüyorum. Bir zincirin içerisine bakınız. Birinci trabzanımı ördüm ikinci ve üçüncü trabzanımı ördüm. Üç tane trabzanımı dört zincirimi çektikten sonra ilk zincirin içerisine tıpkı aşağıdaki ördüğüm şekliyle ördüm. Üçüncü trabzanımdan sonra yine bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki bir zincir çekmiş olduğumuz aşağı sıradaki bölümün içerisine giriyorum. Bakınız şu şekilde alttan giriyorum ipi üstten alıyorum ve sonrasında her ikisini ve diğer ikisini alarak 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 araya bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum diğer bir zincirin olduğu yere bakın alttan giriyorum ipimi şöyle alıyorum 1 ve 2. Tekrar 1 ve 2. 1, 2. Bu ördüğümüz örgüye de ikili trabzan denilmekte. 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak diğer bir zincirimin olduğu yere batıyorum. 1. Aynı yere hep zincirlerin içerisine dolduruyoruz. 3 trabzanımı ördükten sonra Üçüncü trabzanımın her zaman üzerine bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer yuvanın içerisine giriyorum. 3 trabzanımı örüyorum. Sıramızın sonuna kadar bütün bir zincirlerimizin içerisine 3 trabzanımızı örelim ve ilerleyelim. Bakınız ikinci sıramızda gayet güzel bir şekilde ilerlemekte sıramızın sonuna kadar örerek geldim 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir ve en son bakınız 3 trabzanımızın olduğu yerdeyiz şimdi buradaki geçişimizi nasıl yapacağız bakın bakın başlangıçta 4 tane zincir çekmiştik ve bir boşluğumuzu bu şekilde oluşturmuştuk burada yine boşluk yapmamız gerekmekte altta bakınız 3 tane trabzan şu şekilde ayarlıyoruz bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum en son trabzanımın üzerine batıyorum ve 1 2 bakınız bir tane zincir çektik başını doladık bir tane trabzanı ilk trabzanın yani buradaki başlangıç tarafından gelen ilk trabzanımın üzerine batarak bir tane trabzanım ördüm ve şu şekilde hem başlangıçta hem sonda trabzanlarımızın üzerinde yuvalarımızı hazırladık şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramıza geçerken 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bu bir zincir çektiğimiz yere 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir tanesi zincirimizden oluştu. Diğer ikisini ise zincirimizin içerisine örerek toplamda grubumuzu oluşturan üçer trabzanın Üçünü de örmüş oluyoruz. Araya bir zincir tekrar bir zincirin olduğu yere üç tane trabzan bakın hep zincirlerin içerisine örüyoruz ve hepsinin arasına birer tane zincirimiz oluyor 1 2 ve 3 bir tane zincir 3 trabzan sıramızı tamamlayalım. 3. sıramızın sonuna da geldim. Bakınız. Burada yuvamız var. En son sıramızda. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı bu yuvanın içerisine örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. Devam ede gelen zincirimizin üzerine batarsak çok daha güzel örgümüz duracaktır. Hani araya dümdüz batmaktansa bakınız şu şekilde batmayalım. Zincirimizin üzerine sabitleyerek battığımız zaman örgümüz daha güzel duracaktır. Şimdi bakınız 3 sıra ördüm aynı renkten. Rengimi değiştirmek istiyorum. Onun için bir tane zincir çekiyorum. ipimi koparıyorum. Ve sıkıştırıyorum. 3 sıra aynı rengimle ördüm. 4. sıramızı sarı rengimle örmek istiyorum. İpimi kopardığım yerden başlıyorum. Öncesinde yeni öreceğim ipime bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız ipimi koparmıştım örgümü. Sağ tarafıma sağ elimle ördüğüm için çeviriyorum. Ve en son örmüş olduğum trabzanın tepesine gelerek batıyorum. Trabzanla bittiği için bakın 4 3 tane trabzanla bittiği için 4 zincir çekerek örgüme başlıyorum. Trabzanla bittiği zaman bakın 4 tane zincirimizi çekiyoruz ve buradaki ilk zincirin içerisine girerek örmeye başlıyoruz trabzanımız 3 ve 4. Başlıyorum. 1 2 1 2 1 2 bir tane zincirimi çekiyorum 3 trabzanımı örerek ilerliyorum bir zincirimi çekiyorum sıra sonuna doğru ilerleyelim bakın 4 zincirimizde başladık Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim en son bakınız yine trabzanların olduğu bölüm var. Başlangıçta trabzanımızın olduğu yeri başlarken 4 zincir çekmiştik. Burada ise bakınız dolgulu olan yerde bir tane zincir çekiyoruz. Son trabzanın üzerine batarak bir trabzan örüyoruz ve yuvamızı hazırlıyoruz. Şimdi hemen bir başka rengimize geçelim. Çalışmalarımızı daha netleştirelim. Burada ipimi koparmıyorum. Bakınız bir sıra ördüğüm için koparmadan geçişi de birlikte yapmış olalım. Yuvamızı hazırladık. Bir sonraki sıraya yani şimdi başlayacağım sıraya direkt bu şekilde 3 tane trabzanımızla başlamamız gerekmekte. Bakınız yeni ipimi alıyorum. Dilerseniz şöyle bir tane zincirimizi çekip düğümü atalım ve başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Her iki ipimi de sıkıştırdım. Boşluk olmasın. Örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum. Buradaki yuvanın içerisine iki trabzan örüyorum. Bir ve iki. Kenardaki zincirimizle birlikte toplamda üç tane trabzanım oluyor. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve bu görmüş olduğumuz bir zincirlik bölümlere hep trabzanlarımızı örüyoruz hiç atlamadan. Renk değiştirmekte bakınız eğer zorlanırsanız koparıp atabilirsiniz. Şimdi devam edelim. En son yuvaya kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. En son bakınız yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. Ama iki tanesini yuvanın içine bu şekilde alttan girerek 3. trabzanımı ise yandaki zincirime batarak daha düzgün durmasını sağlıyorum. Ve bu şekilde sıramın sonuna geldim. Şimdi aynı rengimle dönüşümü yapıyorum. Sarı tarafa. 3 tane trabzanım olduğu zaman 4 zincir çekiyorum 2 3 4 örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen bir zincirin olduğu yerden örmeye başlıyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim sıramızın sonuna kadar geldim bakınız bir tane zincir çekiyorum 3. Trabzanımın üzerine batıyorum ve bir trabzanım örüyorum. Şimdi rengimi değiştirmek istiyorum. Sarı rengimi alıyorum. Bakınız kenardan şu şekilde. Buradan diğer ilmeğimi düzeltiyorum. Burayı gerdirmemeye dikkat edelim. Çok da bol bırakmayalım. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. ayarlamalarımız tekrar yaptıktan sonra örgümün yönünü çeviriyorum. 2 trabzan örüyorum. Ve bu şekilde bakınız kenarlarımızı ayarlayarak istediğimiz ölçü olana kadar örgümüze devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar rengimizi değiştirerek sırasıyla bakınız trabzanlarımızı örerek ilerlettim. Dilerseniz bir sırada, dilerseniz iki sırada, dilerseniz burada yapmış olduğumuz gibi üç sırada renklerimizi değiştirerek istediğiniz örgülerde bu örgümüzü kullanabilirsiniz. Gayet güzel durmakta bakınız. Zevkinize uygun renklerle çok güzel ürünler çıkarabilirsiniz. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.